Sevgili Güney'lim Hobbit Günüsü kanalı takipçilerimiz, sizlerden ricamız bizleri takip etmeniz, yorum yapmanız, bizi aydınlatmanız. Sevgili dostlar, ben dün akşam saat 1-1.30 civarında kümese geldim. Gündüzleri hakikaten tertemiz görünen kümeste bir tane bit bile yokken arkadaşlarım ısrar üzerine yok yok diye ben ısrar ediyordum. Sevgili dostlar, maalesef var. Gece burada bir beyaz tavuğum var şu an dışarıda. Evet sevgili dostlar, gerçekten beyaz tavuğun üzerinde çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Maalesef var. Ben hezinon kullanıyordum normalde. Bugün artık kesmez oldu herhalde. Bunlar hezinona bağışıklık kazanmış. Birçok hayvanın üzerine sıkıyorum. Belli bir dozajda. Bugün biraz dozajı arttırıp hatta bakın biraz mavimsi olmuş renk. İçine de böcek ilacı kattım. Şimdi isim vermemek daha doğru olacak galiba. Reklama geliyor herhalde. Bir faydamız yok zaten bu insanlardan. Sevgili dostlar, artık mecburen yani bunları salamıyoruz. Hint oldukları için ortalık karışıyor. Birbirini parçalıyorlar. Ben bir gezintide bir tane dışarıda salmada işte elimden geldiğince böyle kümesleri boşaltıp bir tarafı ilaçlayıp işte hayvanı da ilaçlayıp yukarı koydum mesela. Burayı temizledim. İşte burası boş. Şimdi başka bir hayvanı alıp bu temiz yere koyup başka bir yerde devam edeceğim. Dikkat ediyorum bunun yeme ve suya karışmaması için. Sevgili dostlar, şimdi bu iş çok meşakkatli, çok tuhaf bir iş. Zaten şu anda tam bit döneminin en kral mevsimi, en pik yaptığı dönemlerden bir tanesidir. Sıcaklıklar arttı, bitler üredi, işte bilmem ne oldu. Sevgili dostlar, sizlerden ricam, yani bazı arkadaşlara ulaşması açısından, yani şimdi bazen geliyor işte bir hayvan istiyor, bu niye pahalı, bu niye şöyle, bu niye böyle. Arkadaşlar, kolay kolay bakamıyoruz. Yani gerçekten kolay kolay besleyemiyoruz. Kolay kolay yetiştiremiyoruz. Burada bir gurk var. Yemin ediyorum size. İki tane gurktan çıkan civcivler ha dört tane. Bir tane özkendi yavrusu var. Diğer üç tanesi başka bir tavan altından buraya devşirme. Zaten bakınız boy farkından belli oluyor eğer videoda görünüyorsa. Bakın arkadaşlar, burada bir tane bir civciv var. Bu çiçek mi olmuş ne olmuş, yani bu yaşta buna tedavi veriyorum. Bilmem ne ediyorum. Gözleri görmüyordu. Son 3 gündür çok şükür biraz kendine geldi. Annesi şu an dışarıda, birazdan annesine salacağım. Evet, şu anda daha bugün gözlerin üzerindeki yaraları bilmem neleri aldım. Burada da bir tane tavuk var arkadaşlar. Yemin ediyorum bir tane civciv var altında. Şimdi bu bir şekilde büyüyüp de yani geliştiği zaman, horoz olduğu zaman niye pahalı? Arkadaşlar, güzel mal gerçekten çok olmuyor maalesef. Yani nadir olan mal pahalıdır. Şuraya bakın arkadaşlar, daha geçen hafta ayın 9'unda çıkan yavrular. Burada dostlar sadece 6 tane civciv. Yani bu o tavuğumuzu biliyorsunuz. Özel bir seriden aldık. Bu pehlivanın torunları bunlar, artık öyle sayılır, öyle diyeyim. Bu öten tavuğumuzdu. Daha önce bunu paylaştık galiba. Sanırım paylaştık. Çok videomuz var. Paylaşmıştık, evet. Bakın ayağı bilezikli. Bu özel bir seri gene. Bu Tuzo'nun kızı ve Tayi tavuğumun, o çift taşlı olan tavuğun kızıdır. Kendisi de çok muhteşemdir. Yani bir erkeğe karşı falan karşısına geçtiği zaman acayip bir dik duruşu var. Bir de ötüşü var. Herkes öten tavuk kesilmeli bilmem ne falan. Abiler ben kesmiyorum. Teklif de geldi. Bu kaç para istersin falan diye buna. Ben para da vermiyorum. Para da almıyorum. Bu böyle tavuklar için benim için sıra dışıdır arkadaşlar. Mesela çift taş tavuk olduğu zaman bu da bende sıra dışı. Bir tanesini sadece çok sevdiğim bir kozinime vermişimdir. Çift taş olduğu için. Gerçekten çift taş arkadaşlar. Alt üst taşları iki tanedir. Sevgili dostlar, benim burada sizlere anlatmaya çalıştığım şu. Burada ben hem çalışıyorum hem bu kümese bakmaya çalışıyorum. Ve gerçekten çok çok zorlanıyorum. Yani bu süreçte bu zorluklara rağmen benden bu sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, kim olursa olsun, yani ister tanıdık olsun, ister en yakınım olsun, ister uzağım olsun, ben bir şey istediğim zaman hakkımı istiyorum, başka bir şey değil. Yani kimse şu pahalıdır, şu ucuzdur falan demesin. Ha bende kırmalar da var dışarıda mesela, yani horozlar zıplıyor bu yumurta tavuklarına falan. Bakın orada bir tane şey var, yumurta tavuğu, yani illaki olur. Bu mesela bir kırma tavuktur, buradan da yumurta var. Bazen bu tavuklar kendiliğinden oturmuş olabiliyor. Hint horoz basmıştır. Bunları ben zaten normal köy tavuğu fiyatına veriyorum. Ama fakat özel Hint yaptığım zaman
Yani annesi kim, babası kim, dedesi kim, dayısı kim, iş yapmış mı, yapmamış mı, becerisi var mı, sistemli mi, pat elli mi? Kahvede kaç dövüş olmuş, kaç almış, kaç almamış, beraberliği var mı? Ben çok özen gösteriyorum, çok dikkat ediyorum. Hatta mesela burada şu alınan yavrular, bunların babası dövüşmemiş arkadaşlar. Ama dedeleri çok namlı, çok kaliteli bir horoz. Yani mesela bu tavuğun da hem abisi hem efendisinin babası çok kaliteli başarılar yapmış hayvanlardır. Yani boş hayvan aldığımız söylenemez. Ha, bunlar benim için mesela çok mu şey yani şu anda mesela bu tavuğun ilk oturuşu, ilk civcivleri falan. Alıştırmaya çalışıyorum en azından. Bu tavuk ileride bana ne katar, ne yapar, civcivleri sağlam çıktı mı? Bu birinci batım. Burada hiçbir sorun değil. Ben bunları uyguna da veririm. Hakkı tavuğu fiyatına değil elbette. Ama sonuç olarak bunlar mesela benim kesinlikle yani kaliteli bildiğim hayvanlardan evet farklı fiyatlardan gider. Ben bu kümesi kolay kolay idare etmiyorum arkadaşlar. Mesela 15 günde bir ben 1000-1500 lira para döküyorum buraya. İlaçlarla dahil falan bu 2000'i falan aşıyor ayda. Yani temizliğim, yorgunluğum, havalandırmam, çatım, demirlerim, bilmem neyim, bütün masraflarım, her bir şey. Ben bir şekilde bunları çevirmek zorundayım. Yani kimse kusura bakmasın. Biz kahveye bile gidip dövüş yapmaya gittiğimiz zaman bir horoza biliyorsunuz işte bademiydi, yumurtasıydı, vitaminiydi, bakımıydı, şuydu, buydu, taşlarıydı, çalıştırmasıydı, tüyüydü. O kadar masraf yapılıyor arkadaşlar. Yani şimdi şu anda biz mesela 1000 liraya, 1500 liraya güzellik yarışmasına, 2000 liraya, 3000 liraya güzellik yarışmasına soktuğumuz hayvan aslında sadece test hayvanıdır. Gerçek kaliteli hayvan biliyorsunuz zaten 10 bin, 20 bin, 30 bin diye. O da bizim o kadar tüyümüz yok sevgili dostlar. Bu işin bir gerçeği var. Bizler sadece üreticiyiz. Ama fakat üretimde de iddialıyız ve kaliteliyiz diyoruz. Dediğim gibi sevgili dostlar, şu anda iki gündür işte uğraştığımız ve geldiğimiz nokta budur. Gerçekten zor süreçlerden geçiyoruz. Sevgili horozcu arkadaşlarım gidip de mesela bu bir günde 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin gibi paralar döktüğü zaman oralara hiç acımıyorlar. Fakat gelince de işte 500 bin liraya, 2000 liraya horoz istiyor. 100 dolara diyelim ki 200 dolara horoz alacak da kavga ettirecek de onun arkasından güzel paralar kazanacak. Yok böyle bir dünya dostlar. Kalite, kalite başka bir şeydir. Eğer biz şu anda bu işi yapacaksak tabii ki en layıklı, en kalitelisiyle yapacağız. Yani bugün güzel kaliteli bir yumurtayı dışarıdan bazı arkadaşlardan falan istediğimiz zaman 500 lira ve üzerinde para isteniyor her yumurta başına. 10 tane yumurta 5000 lira para. O da böyle minnetle bilmem neyle o da garantili olup olmadığı kesinlikle adamın gönderen adamın vicdanına kalmış bir şeydir. Ben dışarıya falan daha kimseye kargo falan göndermedim. Ahoros falan dışarıya tamam gönderdim. Ama açık açık söylemişim arkadaş. Ben mesela bunun elini görmüşüm. Aha videosu budur. Ama kahvede dövüştürmemişim. Kahvede dövüş almış hayvan bir başka olur. Siz de biliyorsunuz. Ben de biliyorum. Mesela bunun diyelim ki iki maçı var. Şurada kızım. Şurada çekebiliyoruz. Şurada. Üç tane maçı var arkadaşlar. İki almış. Bu 1,5 yaşında bile değil şu anda zaten. Belli. Hayvan yıprandı. İki maçını aldı. Bir tane beraberliği var. Şimdi bu hayvanı biz burada besliyoruz. Bu hayvandan yavru aldık mı? Daha almadık. Fakat şimdi böyle bir durumda mesela diyelim ki biz bunu satacağız. Ben bu hayvanı gidip de 2000-3000 liraya satamam arkadaşlar. Kaliteli bir hayvandır. Güzel bir hayvandır. Geldiği yer bellidir. Gideceği yer de belli olmalıdır. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Devamı gelecektir sevgili dostlar. Dürümüz sift ise affola.